Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün makyaj koleksiyonumu sizlere göstereceğim. Bu videoyu benden bir takipçim istemişti, yorum olarak yorumlara yazmış. Oradan ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Normalde böyle bir video fikri aklımda yoktu arkadaşlar. O yüzden şimdi bu videoyu çekeceğim. Şimdi videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar, kendi kullandığım makyaj ürünlerimi size göstereceğim. Kendi makyaj koleksiyonumu. Çok aşırı büyük bir makyaj koleksiyonum yok. Ama bana yetiyor, yetiyor da artıyor bile hatta. Benim için yeterli. Ben de şimdi sizlere bunu göstereceğim. Öncelikle hepsi şu organizerin içindeler. Hepsini buraya koydum. Şöyle size göstereyim. Tek tek de göstereceğim. Bu organizeri gratisten almıştım. Böyle şeffaf bir organizer. Farklı bölmeleri var. Güzel oluyor. Bunları bir arada güzel, düzenli bir şekilde tutmamı sağlıyor. Bir de şu far paleti var. Bu da buraya sığmadı. Hepsi bu kadar. Bir de burada da makyaj fırçalarım var zaten. Hepsi bunun içinde. Bu organizeri de gene gratisten almıştım. Bu şekilde fırçaları bunun içine koyuyorum. Toz olmuyor, pislenmiyor. Düzenli, temiz bir şekilde duruyor. O yüzden iyi oluyor benim için. Sizler de bu şekilde alıp kullanabilirsiniz. Daha rahat oluyor kullanması, güzel oluyor. Şimdi ben tek tek ürünlere geçiyorum. İlk olarak far paletlerimi göstereyim. Şimdi benim 3 tane far paletim var. Önce bunları göstereyim. Bunu üniversite zamanımda almıştım bir kozmetik dükkanından. Şöyle renkli renkli farları var. Bu şekilde güzel. Ara sıra kullanıyorum. İşimi görüyor. Bu şekilde güzel bir far paleti bence. Ya ismi markası bir şey yazmıyor. Bilmiyorum. Dediğim gibi bir kozmetik dükkanından almıştım. Sonra şu Maybelline'in far paleti var. Bunu bana kız kardeşim hediye olarak almıştı. Sümeyye. Sağ olsun. Birkaç senedir bayağıdır kullanıyorum. Yani sık sık videolarımda görüyorsunuz zaten. Hep kullanıyorum. Bitmek de bilmiyorlar bakın. Yıllarca zaten kullanıyorsunuz. Bitmiyor. Sonra en son Biolis'ten, gratisten bu far paletini almıştım. Yine bunu da diğer makyaj videolarımda gördünüz zaten. Bu şekilde birçok renkleri olan, benim için faydalı olan ürünler. Yani ben kullanıyorum. Memnunum. Bu şekilde. Bir tane de yine Biolis'in böyle bir kontür paleti var. Şöyle. Sonra iki tane pudram var. Biri Golden Rose'un, biri XP'nin. Bunu çok kullanmıyorum. Açıkçası. Alalı da bayağı bir zaman oldu ama öyle duruyor bir kenarda. Yani şöyle bir şey. Rengi de biraz koyu gibi geldi bana. Bana tam olmadı. Ama yine de kullanabilirim. Öyle dursun bakalım bir kenarda. Golden Rose'unkini kullanıyorum zaten sık sık. İki tane aldığım var. Biri Flormer'ın. Biri de Biolis'in. Bu böyle pembe bir allık. Güzel, memnunum. Şu şekilde. Bu da yine turuncu renkte bir allık. Sonra şu The Balm'ın highlighter aydınlatıcısı var. Şöyle. Bu da güzel bir ürün. Ten ürünlerime geçiyorum. Ten ürünü olarak şu Diadarma'nın güzellik kremi var. Yani BB krem oluyor bu. Güzellik kremi yazıyor ama.
Bendeki açık tonu kullanıyorum günlük hayatımda. Bu şekilde. Daha ağır makyajlar yapacaksam bu Biolis'in fondötenini kullanıyorum. İkisi de bendekiler açık renk olanlar. Bu açık ton. Bu da 131 Ivory rengi. Wet n Wild'ın kapatıcısı var. Bir tane kapatıcım var zaten. Bitince alıyorum. Yani bittiği zaman alıyorum. Bundan da memnun kaldım. Fair Beige rengi. Şu anda da yüzümde bu var hatta zaten. Ve hafif bir makyaj yaptım. Çok aşırı abartmadım. Concealer uyguladım. Bu Wet n Wild'ın concealer'ını. Golden Rose'un pudrasıyla üstünden geçtim. Diğerlerini de şimdi söyleyeceğim. Şu Wet n Wild'ın şeffaf kaş jelini sürdüm kaşlarıma da. Böyle sabitleme sağlıyor. Dudağıma da rujlara daha geçmedim ama bunu söyleyeyim. Dudağıma da bu en son yeni aldığım Avon'un turu, Avon turu yazıyor bu ruju. Rengi cappuccino rengi. Bu şekilde. Diğer videomda uygulamıştım zaten. Şu anda da dudağımda bu var. Güzel günlük bir ruj bence. Her şeyle de uyabilir. Şimdi rimellerimi göstereyim. İki tane de rimelim var. Birisi Biolis'in bu Fake It rimeli, mor renk olan. Bu da Rimmel London'ın bir rimeli. İki tane rimelim var. Böyle bittikçe farklı farklı alıyorum. Farklı markalardan. Genelde hep aynı ürünleri kullanmıyorum rimelde falan. Yani böyle çabuk biten ürünlerde sürekli aynı şeyleri kullanmıyorum. Ama hani far paletleri, allıklar onları sürekli kullanıyorum. Çünkü hemen bitmedikleri için yıllarca kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunlar da günlük hayatta zaten sık sık kullandığım ürünler. Diğer videolarımda da gördünüz. Sonra şu göz kalemlerimi ve dudak kalemlerimi göstereceğim. Göz ürünlerim. Şu Biolis'in eyeliner'ını kullanıyorum. Yeşil renk olan. Bendeki bu var. Gayet güzel, ince uçlu. Çok güzel bir eyeliner. Şöyle. Güzel yapıyor yani. Şu an sürmedim ama hem uygun fiyatlı hem güzel bir ürün. Kalıcılığı da güzel, sürümü de kolay. Sonra iki tane siyah göz kalemim var. Biri Emily'nin, biri Nivelle'in. Şöyle. Bazen uyguluyorum. Bir tane Flormar'ın yeşil bir göz kalemim var. Bunu da kullanmıyorum aslında ama alalı bir bayağı bir zaman olmuştu. Bazen sürebilirim ara sıra. Bir de bir tane böyle beyaz göz kalemi var. Bunu da gözümün iç kısmına uyguluyorum. Hatta sürmüştüm demin az önce. Öyle bu da bu şekilde. Dudak kalemlerim 4 tane var. Şu ikisi Golden Rose'un. Bu 512 numara. Pembe bir renk. Bu 518 numara kahverengi. Şöyle. Bu böyle 518. Bu da 512 numara. Bir tane Biolis'in var. Bir tane yine Flormar'ın var. İki tane lip balmım var. Bu renksiz bir lip balm. Himalaya'nın. Bu da Maybelline'in Baby Lips. Pembe bir lip balm. Şöyle. En son rujlarım kaldı. Zaten bu Avon'u göstermiştim. Şu bu da Avon'un. Böyle pembe lip balm tarzı gloss renginde bir gloss tarzı bir ruj. Yine bu da Golden Rose'un bir ruju. Şöyle. 09 numara. Flormar'ın 15 numaralı bir ruju.
Şöyle günlük hayatta çok çok sık kullanıyorum yani sürekli. Sonra Wet'n Wild'ın yine Think Pink ismindeki pembe bir ruju var. XP'den iki tane ruj var. Birisi böyle mor renk bir şey. Pek kullandığım söylenemez. Bordo bir şey. Bir de böyle kırmızı bir ruj. Bunu da aşırı kullanmıyorum. Ara sıra lazım olursa. XP'nin kırmızı bir ruju. Bunları da alalı bayağı bir zaman oldu. Bir de Golden Rose'un böyle bir tane likit mat ruju var. Bunlar böyle sürdüğünüz zaman dudağınıza kuruyor zaten çıkmıyor. Şu şekilde bir rengi var. Bir tane de böyle Oriflame'in gloss'u var bu şekilde. Ve makyaj ürünlerimin hepsi bitti arkadaşlar. Dediğim gibi burada da fırçalarım vardı. Son olarak da fırçalarım vardı. Dediğim gibi şu siyah renkli olanları Trendyol'dan almıştım. Set halinde. Diğerlerini de farklı mağazalardan almıştım. Bim'den falan aldıklarım oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Makyaj koleksiyonumun hepsi bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.